Evet, selam dostlar. 39. bölümde Kıvılcım ve Ömer'i adliye koridorlarında görmek herkesi üzecek desek yanlış olmayacaktır herhalde. En tutarlı, anlayışlı ve üstüne üstlük aşk dolu ilişki onlarınkiydi çünkü. Herkese güç verdiler. Herkesin en mutlu ve en acı günlerinde olan da yine onlar oldular. Kanımca boşanma bu bölüm gerçekleşecek. Ama uzun vadede Kıvılcım Ömer'in hastalığını öğrenecek ve onun yanında olup ona destek olarak bu şekilde bu hastalığı birlikte aşacaklar. Bir yandan da Nilay'ı doğum vakti gelmiş ve hastanede ama fazlasıyla tedirgin göreceğiz. Evhamlı yapısı bu büyük mucize karşısında yine gergin ve korku dolu görünüyor. Öyle ki doğadan neredeyse yalvararak yanında olmasını, onu yalnız bırakmamasını isteyecek kadar. Tabii doğa kadın dayanışması anaçlığı ile ona da tüm varlığıyla destek olacaktır. O zorlu süreçte abisine bile acı çektirmiş Fatih'i doğumhanede çoğu şeyde olduğu gibi burada da abisine destek konusunda iyi bir imana gelmiş göreceğiz. Mustafa'nın iyilik dolu yüzü bu kez de doğumhane önünde anne ve babası ile çocuğuna camdan bakarken yine insanca gülümsüyor. Bu kez de kendine, babalığına dokunuyor gülümsemesi. 38. bölümde Alev ve Rüzgar'ın yüzüklerini takması için zorlanan Abdullah Bey'den son ana kadar bir kelime, bir hareket bekleyen Alev, makasın kurdeleleri kesememesinden de faydalanıp sadece onun duyabileceği bir ses tonu ile "Hadi bir şeyler yap" demişti. Buradan da anlaşılacağı gibi Alev, Abdullah Bey'e gerçekten de yoğun duygular besliyordur. Bildiğiniz gibi Abdullah Bey de son anda geriye dönerek "Pembe Hanım" deyince Alev'in umutlanmış yüzünü hepimiz görmüştük. O an benimse aklımdan geçen Pembe Hanım'dan kesin yeni bir makas isteyecek olmuştu. Bakalım, göreceğiz. Çünkü Abdullah Bey muhafazakar yapısı gereği bu duygu durumunu kendine bile itiraf edemeyecek kadar durduğu yeri yanlış da olsa savunan biri. Parmağındaki yüzüklere bakarken de Kıvılcım'ın dediklerini yeniden anımsayan Alev, Abdullah Bey'in korkak olduğuna iyice ikna olacaktır. Doğa, onu hatasıyla kabul eden Fatih'in bu tepkisi karşısında oldukça etkilenmişti. Ama biraz daha acı çekmesi için o anda teklifi kabul etmeyecek. "Hani seni hatanla kabul edersem benimle evlenecektin" diyen Fatih'e "demek ki benim nefretim aşkımdan daha büyük" dese de Fatih'in dediği gibi aşkının daha büyük olduğunu bir zaman sonra anlayarak "hadi yapalım şu işi, evlenelim" diyecektir. Fatih'in yüzündeki gülümsemeyi bir zaman sonra bozacak başka bir planı var mı bilinmez Doğan'ın. Ama her şeyin üstü sanki bütün bu hatalarla böylece kapatılacak gibi. Doğumhanede umut evliliklerinin adeta özeti olan "bize karışılmadığında biz gerçekten çok mutluyuz" lafını Abdullah Bey'e ederken Abdullah Bey her zamanki gibi anlamak yerine gurur yaparak arkasını dönüp yine her zaman olduğu gibi gidecektir. Yeni tatlar, yeni heyecanlarla cuma günü sürprizlerle dolu bir bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Bu içeriklerin devamı için de videoyu beğenip isterseniz tabii kanalıma abone olursanız da sevinirim. Teşekkürler sevgili dostlar.